Sevgili izleyenler, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Manşetlerin diline hoş geldiniz. Ben Muharrem Coşkun, yine Alihsan Karahasanoğlu ile birlikteyiz. Bugün de gündemi, manşetleri konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Hayırlı cumalar, sağ olun. Şimdi tabii Tarım Bakanı İbrahim İmaklı yayındaydı. Onun için biraz gecikmeli başladık yayınımıza. Orada aslında önemli desteklerden bahsetti. Çiftçi ve tarımla ilgili, özellikle çiftçiye verilen desteklerin ciddi anlamda artırıldığını anlattı. Ve tarım noktasındaki gelişmeleri aktardı. Orada organik tarıma da destek verildiğini söyledi ama ben ata tohumundan bahsedildiğini duymadım. İnşallah ata tohumu da, çünkü bir ara tamamen yabancı ithal tohumlara destek verildiğini biliyoruz. Ata tohumu yerli üretime yönelik biraz kısıtlamadan bahsediliyordu. Bunları bertaraf edecek, bu iddiaları en azından çürütecek gelişmeleri de bekliyoruz. Alihsan Bey, bu konuda sizin Sayın Bakan'ın açıklamalarına dair notunuz varsa söyleyebilirsiniz. Sonra tarımla ilgili tabii sık sık tartışılıyor, işte bitti, çiftçilerimiz bitti vesaire şeklinde bazı söylemler oluyor. Fakat Tarım Bakanımız 68,5 milyar dolara çıkmış tarımsal hasılamız. Dolayısıyla bitti mi yoksa arttı mı, çok net olarak rakamlar ortada. Bir yandan işte ekilebilir araziler boşalıyor, ranta açılıyor deniliyor. Ama bakıyorsunuz Avrupa'da birinci tarımsal hasılata. Bir ara söyleniyordu işte Hollanda geçtik demiyorum yalnız. Ama rakamların bir tarafını verip de örneğin işte ceketin şurasına bakıp bak çok temiz çok temiz. Öbür tarafı kirli, onu görmezden gelirseniz Hollanda'yı tertemiz gösterirseniz. Ama Türkiye'de de kirli yeri gösterip bak bak battık bittik mahvolduk derseniz bu doğru bir bakış açısı olmaz. O noktadan genel olarak tarımsal hasılaya baktığınız zaman Avrupa'da birinci, dünyada da onuncu. Şimdi nasıl bitmiş oluyor tarım Türkiye'de? Bunu sormak lazım. Şimdi son bir haftanın tartışması, sözcüsü Cumhuriyeti iki günde bir tekrar tekrar ya köşe yazarı yazıyor veyahut da manşete taşıyorlar. Tarımsal alanda teşvikler sonlandırıldı diyerekten. Şimdi ayrıntılı olarak bakan açıkladı. Tam aksine sonlandırma değil, basitleştirme yapıyoruz. Basitleştirme yaparken şuradan alıyoruz, şu başlık altından alıyoruz o teşviki. Çünkü orada istismar ediliyordu. Ne yapıyoruz? Übür başlık altında veriyoruz diyor. Eğer bizim planlamamız çerçevesinde Adana'da şunlar şunlar ekilir kardeş. Su şöyle şöyle sıkıntılı burada. Dolayısıyla bizim yaptığımız bir planlama var, bilimsel planlama var. Bu planlamaya uygun olarak eğer eker biçerseniz size normal herkese verdiğimiz %50 mazot desteğinin ilave bir %50 daha, yani mazotun tamamını bedava veririz diyor. Şu an açıkladığı programa göre. Gübre desteği, gübrenin fiyatı şu oldu sen biliyor musun? Zaten gübrenin %50'sini devletin planladığı şekilde ekip biçersen devlet veriyor sana. Hatta bir de özel bir durum daha anlattı Tarım Bakanı. Şu 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 şartlarda gübrenin de tamamını veriyoruz. Dolayısıyla bu noktada herkes dürüst. Eksik yerler var mıdır? Vardır mutlaka. Dört dörtlük olacak. Kimsenin iddiası bu değil. Ama kalkıp da bittik, yani 2002 öncesine göre daha kötü durumdayız gibi bir algı oluşturulursa bunun da yanlış olduğunu söyleyelim. Evet, onu da ilerleyen bültenlerde ayrıntılarını vereceğiz. Sayın Tarım Bakanı şu anda hala bildiğim kadarıyla gazetecilerin sorularına cevaplıyor. Akit TV ekibi olarak da biz de izliyoruz zaten toplantıyı. Önemli, tarım ihmal edilemeyeceğini bir kez daha gördük. Gerçekten stratejik bir mesele bu tarım meselesi, hassas konu. İnşallah 10. değil, ilk sıralar, ilk 3'e gireriz ve Türkiye çünkü bir tarım ülkesi. Şimdi şöyle, bu meseleyi bakın, bugün bu hafta sona erecek ama biz bir haftadır hakikaten artık tartışmaktan gına gelen bir mesele oldu. Yani 30 Ağustos, bugün ayın 6'sı, 7 gün geçmiş, tam geçen cuma ve biz Türkiye'de hala ilkel bir disiplinsizliği, bir ilkel bir yemini, Alihsan Bey araştırdım, erinmedim. Hititler döneminde, Yuntla Taş çağında, efendime söyleyeyim, Cilalı Taş devrinde ve bugün çağdaş dünyada ne Amerika'da, ne Fransa'da, ne Avrupa'nın bir ülkesinde böyle bir yeni imin var. Yani böyle bir şahıs zikredilerek falancı George Washington'ın izindeyiz, onun askerleri izleyen ne böyle bir slogan var. Ne işte François Nemkin'in ilkeleri ve onun koruma kanunu var. Ne Alman Nemliği'nin izindeyiz ve onun askerleriz diye bir ne slogan var, ne yemin var, ne ders var. Tam tersine her yeminde Tanrı'ya atıf var. Biz ne ara bu kadar ilkel olduk, ne ara bu kadar... Cumhuriyet'in başından beri olduk. Yani ve, yeni olmadı. Hayır, Cumhuriyet'in başındaki yeminlerde de namus ve Allah'a yemin ediliyordu.
Yani Cumhuriyet'in öncesinde veyahut da Cumhuriyet'ten o yeni döneme geçiş süreci arasında. Yani Atatürk döneminde, İnönü döneminde. Hayır. Atatürk döneminde, İnönü döneminde Atatürk'ün askerleri iz yok. Mustafa Kemal'in askerleri iz yok. Tamam. Namusum ve şerefim üzerine yemin var. Mesela Mustafa Kemal'in 24-25 yeminlerinde onlar bile. Onlar da zaten namusumuz üzerine yemin ediyoruz. Ve zaten şimdi Atatürk'ün üzerine yemin ediyoruz. Hakikaten bu anlamıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yemin metni. Bizim genç çocuklarımıza 1925'lerden itibaren Türkiye'ye nasıl gelmiş diyorsunuz? Maalesef gelmiş. Daha doğrusu şöyle olmuş. Mussolini varmış, Hitler varmış. O dönemlerde belki onların üzerine yemin ediliyormuş. Tek adamlar birçok dünyada ülkesinde varmış. Bizde de bir denenmiş. Sonrasında onlar bırakmışlar o tek kişiye yönelmeyi. Ama Türkiye bırakamamış, hala devam etme çabası şimdi, ama şöyle bu yeminin bu son tartıştığımız yeminle ilgili dün akşam emekli albay Üçok. Ahmet Zeki Üçok. Hem de CHP yanlısı bir kanalda konuşuyordu. Dün akşam belki siz de denk geldiğinizi bilmiyorum. Bu yeminin tarihçesini anlatıyor. Bahsettiği tarih çeyrek asırı geçti diyor. Yani 28 Şubat dönemine denk geliyor. Tam 28 Şubat dönemine denk geliyor. Diyor ki bir teğmen diyor. İsmini verirsem diyor hedef göstermiş olurum diyor. Bir teğmen yemin törenlerden çıktı diyor. Türk askeri korkmaz diyor. Heyecanla eğer diyor. Karşısında yiğit bir gazeteci olsa Türk askeri, Türk teğmeni korkmaz. Cümleyi böyle kurdu. Şu anda YouTube kanallarında var. Diyor ki bir teğmen yemin normal yemin törenlerden çıktı. Demek ki beğenmemiş normal yemin törenini bu geçen cuma gibi. Çıktı dedi, heyecanla bu metni okudu. Bazı teğmenler de ona eşlik etti. Türk Silahlı Kuvvetleri de bunu çok beğendi. Aynı andığımız Reşit Galip'in yazması gibi. Ve bundan sonra bu yemin belirlendi. Anladım ki bu bizim tartıştığımız, bir haftadır tartıştığımız bu yemin, toplumu bölen gelen bu yemin 28 Şubat ürünü. Ve 28 Şubat'la bizim harbi elimize girmiş. Ben onu anladım yani Albay Üçok'un açıklamasından. Ve bugün de sizin... Ama yani şeyden ziyade, yemin metninden ziyade bizim çıkış noktamız şu. Bir normal belirlenen bir yemin var. O Cumhurbaşkanı'nın huzurunda resmi törende yapıldı zaten. O yeminden sonra siz ikinci bir yemini niye yapıyorsunuz? Farklı cümlelerle, bazı teğmenlerin katılımıyla niye yapıyorsunuz? Bütün teğmenler katılmış olsa ikinci bir yemini de bütün teğmenler özgür iradeleriyle yaptılar denilebilir belki. Siz bölücülük yapıyorsunuz. Ben diyorum 100-120 teğmen, birileri diyor 200-300 teğmen. Ama sonuçta 960 teğmen mezun olmuş. Siz toplasanız toplasanız 200, hadi abartılı 300 teğmeni topluyorsunuz. 660 teğmen size katılmıyor. Buraya itiraz ediyoruz. Bir de yeminin de dışında Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bir slogan atıyorlar. Diyoruz ki eğer Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye Mustafa Kemal'in mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı sırasındaki Yunan'a karşı bunu söylüyorsanız selam duruyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına, Anadolu insanına, başörtülü insanlara, sakallı insanlara yönelik olarak Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorsanız orada size selam durmuyoruz diyoruz. Tartışma da buradan çıkıyor. Şimdi tabii. Onlar da çıkıp söyleyebilirler aslında. Bilmiyorum. Cumhurbaşkanı konuşacağım vesaire demiş. Büyük ihtimalle belki o Ebru kızımızı da çağırır. Ne yaptınız siz? Niye böyle bir şey oldu? Niçin orada bizim huzurumuzda bir yemin ettikten sonra bir farklı yemini benden sonra oradaki bütün protokol ayrıldıktan sonra niçin ikinci bir yemin etme ihtiyacı hissettiniz? Bunun öncesi neydi? Kimler bunu talep etti vesaire diye belki kendisine sorar, dinler. Ona göre de bir şimdi, adım atılır. Birincisi bu Ebru kızımız dediğimiz, o yemin ettiren, o şu anda fotoğrafta da gözüken kızımız Ebru Erdoğan. Biliyorsunuz yine bu Albay Üçok'a konuştu galiba, emekli askere. Ve dedi ki pişman değilim, bilerek yaptık dedi, açıklaması var. Dolayısıyla tekzip de edilmedi. Ben yalnız emin değilim. Zeki Üçok'a güvenmiyorum. O zaman tekzip edilseydi. Tabii edilmesi lazım. Bu açıklama da sıkıntılı. Yani bu olay kadar bir emekli askere, oradaki bir hadi diyelim ki subaylığa geçiş yapmış bir talebenin, bu ki tartışmalı bir konu olduğu halde, bir emekli subaya, general ya da albaya bu konuda açıklama yapması da ilginç. Yani bekleyelim görelim bakalım arkasındayım mı diyecek, pişman değil mi, ben söyledim mi diyecek, yoksa onlar kendi kafalarından uydurmuşlar mı diyecek. Çünkü Zeki Üçok'un hangi konularda neler yaptığını biliyoruz. Bu ülkede İyi Parti'den siyaset yapmaya kalkıştı. Bakın İyi Parti'den. Mustafa Önsel. O kıza sahip çıkıyor veyahut da yemine sahip çıkıyor daha doğrusu. Ve ilk defa videoyu da o yayınlıyor. Gözlerim yaşardı diyor. Kim dedik Mustafa Önsel? Mustafa Önsel PKK'nın gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapan adam, televizyonuna giden bir adam. Şimdi Zeki Üçok kim? Zeki Üçok İyi Parti'de siyaset yapmaya kalkışan birisi. İyi Parti kim? HDP'nin olduğu yerde biz olmayız, bizim olduğumuz yerde HDP olmaz diyen Meral Akşener'in partisi.
Peki HDP oldu mu 2023 milletvekili seçimleri, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP ile İyi Parti birlikte aynı adaya oy verdiler mi? Verdiler. Peki Zeki Uyçok şimdi çıksın bana anlasın, bunu anlasın. Başarsın Mustafa Kemal'in izindeymiş, değilmiş, bilmem işte askeriymiş, yok bilmem subayıymış. Boş versinler onları. Bana çıksın desin ki PKK'ya karşı biz mücadele ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bir ferdine, bu ülkenin Anadolu'daki çocuklarına, öğretmenine, kaymakamına, savcısına, hakimine kurşun sıkan, köylüsüne kurşun sıkan, bebeklere kurşun sıkan, Güngören'de çöp kutusunun içerisine bomba koyup oradan geçen çocukları öldüren PKK ile bizim hiçbir işbirliğimiz olmadı. PKK'nın gösterdiği adaya biz oy vermedik diyebiliyorsa Zeki Uyçok, buyursun şimdi bu konuda da konuşsun. Onu evet. Diyemiyorsa bu konuda şimdi da konuşmaya haklı. Yeni Akit de bugün sürmanşetine taşımış korsan yemine inceleme diye. 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve devlet erkanının katıldığı Karaharp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde bir grup teğmenin korsan yemini sonrasında Milli Savunma Bakanı nihayet bir adım atarak inceleme başlattı. Bu nihayet önemli bir kelime çünkü hakikaten 6 gün geçmiş olayın üzerinden. İlk etapta inceleme başlatıldı, iddialarına karşı hayır yapmadık dediler. Sonra ben burada da Sayın Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. O konuştuktan sonra bu incelemenin başlatılması manidar. Keşke Sayın Bahçeli'nin konuşması beklemeden yapılsaydı. Sizde de gecikmiş değil mi bu inceleme? Yani sonuç itibariyle ben Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu korsan yemin girişimine ve slogan atma girişimine kendi notlarını tutuyorlardı. Ama kamuoyu önünde bunu açıklamak istemediler ve özellikle de ikinci gün veya üçüncü gündü ya mezun olmuş onlar Milli Savunma Üniversitesi ile artık ilişkileri kesilmiş şeklinde bir açıklamayla işin üzerine örtmeye çalıştılar. Fakat geldiğimiz noktada yani karşı tarafın işte kılıçlar çekirdi siyasi iktidara vesaire şeklindeki anlatımları, özellikle de olayın o an gelişen spontane bir şey olmadığı, bir gün evvel, iki gün evvel, bir hafta önce, bir ay önce bunların hazırlıklarının yapıldığına dair bilgiler kendilerine ulaştırılınca soruşturma açma ihtiyacı hissettiler. Peki asıl sıkıntı mesela diyelim ki bu teğmenler bu disiplinsizliği yapmasaydı. Yani normal bu Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Erkanı'nın önündeki o yeminlerini ettiler. Yine disiplin içerisinde komutanlarının emir komutası içerisinde birliklerine döndüler veya işte gidecekleri yere gittiler. Bu görüntü olmasaydı. Ama en nihayetinde asıl soru şu değil mi? Tamam bu görüntü sızmayabilirdi de. İkincisi kendileri çıkarttılar. Bu görüntü hayır bu hareketi yapmayabilirlerdi de. Ama asıl soru bence şu değil mi? Yani bu çocuklar böyle yetişiyorlar ve bir ne diyelim yani kendilerini Mustafa Kemal'in askeri olarak görüyorlar. Ülkenin sahibi yani o şeyi cuntacı zihniyet, darbeci zihniyet ve radikal militarist Kemalizm anlayışı la yetiştikleri asıl tehlike bu değil mi? Bu hareket yapılmayabilirdi de. Öyle bir bakış açıları varsa yanlış tabii ama o bakış açısı olup olmadığı konusu da biraz tartışmalı. Yani topluluk içerisinde bakıyorsunuz yani bu şuna benzetiyorum yani teğmenler kendilerine saygısızlık gibi göstermesinler, algılamasınlar. Trafikte bir kavga ediliyor. İşte sarı taksinin şoförüne birisi bir laf söylüyorsa sarı taksi şoförlerin hepsi toplanıyor. O kişi kimdir, değildir hiçbir şeye bakmadan o şoförün, sarı taksi şoförünün arkasında durup kavgaya kaçıyor. Burada kimse bunlara zor söylemedi ki. Burada da şimdi hadi Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye 3 kişi bağırınca, kılıçları çekince onlarda bir şey yok ya. Biz de Mustafa Kemal'in askerleriyiz demiş olabilir. Ama dediğin şekilde bir bakış açısı var mıdır yok mudur? Milli Savunma Üniversitesi rektörü başta olmak üzere, öğretim üyeleri başta olmak üzere bu konuyu sorgulamaları gerekir. Şimdi, ve bu konuda eksiklikler Arisan varsa giderilmesi gerekir. Bir de yani bu disiplinsizliği... bugün bir gazete köşe yazarında okudum. Ne diyor? Cuntacı ve darbeci namzetleri diye tarif etmiş. Bunlarla ilgili savunma yapılırken ya canım bunlar da ötesi çocuk, gençler işte şu kadar siz deyin 150 ben deyim 300 teğmen mi darbe yapacak şeklinde bir gerekçeleri de var. Yönetmenim hazırlayabilirsen 9'da ben de söyledim onu yani başkasına atıf yapmaya gerek yok. 100 tane teğmenle bu ülkede helal 15 Temmuz'dan sonra boş verin siz Ahmet Hakan'ım. Bir darbe olursa işte kimse sokağa çıkamaz falan. Mantar tabancası bile patlamaz şeklinde hikayeleri boş verin. Artık 15 Temmuz'da bu millet o tavrını göstermiştir. Şimdi 9-10 arkasından 11 isteyeceğim. Bakın bunları kısaca hatırlayalım istiyorum. Şundan önce 1957'de Ali İhsan Bey biliyorsunuz 9 subay olayı var. Samet Kuşçu gidiyor Menderes'e uyarıyor. Diyor ki efendim bir kıpırdanma var. Hatta Samet Kuşçu sen komploculukla askeri yıpratmakla suçlanıyor ve o tutuklanıyor. Yani ihbar eden subayımız tutuklanıyor. Bizde de 15 Temmuz öncesinde 15 Temmuz'u hatırlatacak şekilde bazı gazeteciler yazılar kaleme aldılar. Darbe geliyor dediler.
Onlarla ilgili gözaltı işlemleri falan aynen yapıldı. Ben o zaman Star gazetesi dedim, akşam gazetesi 400 küsur ismi verdi. Dedi ki de bu kadar FETÖ'cü general var, subay var. Genelkurmay akşam gazetesine dava açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratma. Ama sonrasında çıkarma. İşte bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman bunlar belki de olması gereken, konuşulması, tartışılması gereken ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zedeleyecek veya suçlayacak, bütün olarak suçlayacak şekilde değil de yanlışlar var, o yanlışları düzeltin şeklinde olumlu niyetle yapılan girişimler faydalı. O hatırlatma olmasaydı belki 15 Temmuz'da da hazırlıklı millet girmemiş olacaktı. Evet. Belki 15 Temmuz'dan önce o yazılan yazılar sebebiyle gözaltı mözaltı işlemi yapılmayıp gizlice o kişiler bertaraf edilmiş olsa, susturulmuş olsa, tehdit, şantaj, illa öldürülmesi vesaire gerekmiyor. Bu tür her türlü işleri derin devlet yapmıştır eski yıllarda. Dolayısıyla belki devletin de bir amacı da bunun tartışılır hale gelmesi. Gözaltı işlemi de belki onun bir parçasıydı. Herkes acaba dediler ve hazır beklediler. 15 Temmuz akşamında saat 20.30'da bir halt yemeye başladıkları an hop dediler, sokağa indiler. Evet. Şimdi mesela birincisi 1957'de Samet Kuşçu olayı, Samet Kuşçu Teğmen ihbar ediyor, ciddiye alınmıyor. O cezalanıyor ama 3 sene sonra darbe geliyor. Menderes hükümeti ciddiye almamasının bedelini darbeyle, canıyla ödüyor. Bu da 1962. Şimdi şöyle şunu da konuşalım. Bakın ben bu tür genellemeleri hiç sevmem. Adnan Menderes ciddiye alsaydı ne yapacaktın? Bu harekatı, bu kıpırdamaları ciddiye alacak, tasfiyeyi belki erken başlatacaktı. Nasıl yapacak? Yani albayların tamamı CHP kafasından, zihniyetinden hepsini atacak. Hepsini attığın gün tekrar darbeyi yapar zaten. Ve bir de haklı da olur. Bakın ben şimdi Samet Kuşçu'yu falan bilmem. Onun aleyhine de konuşmak da istemem. Burada şöyle dengeyi tutmamız lazım. Efendim Samet Kuşçu söyledi. Dolayısıyla Adnan Menderes tedbirini almadı. İmakkar davrandı. Dolayısıyla sonunda da canıyla ödedi. Bu yaklaşım doğru bir şey değil. Yapılması gerekenleri yapmayacak. Yani kendi canıyla ödeyeceği bir şeyi Adnan Menderes. Aptal mı bu adam? Ama yapamayacağı şeyler olabilir insanların. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Ya işte ihbar edilmiş. Attım Ali Sami, attım. 27 Mayıs darbesi niye biz albaylar cuntası, albaylar diyoruz ve emir komuta içerisinde yapılmadı diyor. Çünkü general kalmamıştı. Menderes hükümeti tasfiye etmişti zaten, gücü vardı. Yani düşün. Albayları niye tasfiye çünkü etmedi? Çünkü işte darbe tehdidini bertaraf ettiğini zannediyordu. Ben general de diyorum ki edemedi. Ha işte edemedi. Ben de diyorum ki generalleri tasfiye etti. Ama generalleri tasfiye etmekle bu iş bitmiyor. Tamam. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi orduya sızmış. Biz şunu tartışmıyoruz. Ya ordu içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi kafası, zihniyeti devam ediyor. Bunu tartışmıyoruz. Şunu mu diyorsunuz? Yani ihbar olsa da, uyarı olsa da ciddiye almasın mı hükümet? İnceleme ciddiye yapmasın. Almasın demedim. Ha. Diyorum ki yapamaz diyorum. Belli şeyleri yapamaz diyorum. Ciddiye almış ki bak diyorsunuz ki generallerin bazılarına siz siyasete karışıyorsunuz. Ben ordu içerisinde siyasete karışan general istemiyorum dedi, tasfiye etti. Genelkurmay Başkanı siyasete karışmıyorum diyen bir kişiydi. Düşündü ki Adnan Menderes belki, ya şimdi albaylara kadar getirirsek bütün askeriyeyi karşımıza alırız. Onun için ne yapalım? Genelkurmay Başkanı siyasetten uzak bir isim, bununla yetinelim dedi. Siz eğer diyorsanız ki albayların tamamını alsın. Şimdi mesela şöyle diyebilirsiniz. Hayır, birisi diyebilir. Kişi 30-40 kişi. 300 teğmeni birden atsınlar. Hatta yetmez. 600'ü de seyretmiş. 600'ünü de atsınlar. 900 kişiyi atsınlar. Şimdi bunlar mantıklı, akılcı yaklaşımlar değil. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra askeri liseler kapatıldı. Bugün hala o Zeki Uçok denilen adam askeri liseleri kapatırsanız İşte susturursunuz şimdi, dediniz ama susturamadınız diye hala sopa sanıyor. Bakın ikinci olay işte nasıl yaşanıyor? 1962 Şubat'ında Talat Aydemir harbiyeleri, aynı bu teğmenler gibi harbiyeleri kullanarak bir yani darbecilere de darbe yapıyor. Darbeye girişiyor. Harp okulu. Onu söyleyelim ama. Darbecilere de darbe yapmaya kalkıyor. Ve bakın kimi kullanıyor? Harp ve jandarma subay okulu öğrencilerini kullanıyor. Bakın bunu vurguluyorum. Onun için bu güpürleri seçtim. Harp okulu öğrencilerini kullanıyor. Önemli olan şu. Darbeciye de darbe yapan adamlar çıkıyor. Yani buranın mantığı maalesef bu. Darbe, elinde silah var diyerekten hemen hop ben dediğimi yaparım diyen bir zihniyet var orada. Şimdi evet 11'de görelim, ondan sonra bu meseleyi kapatacağım. Çünkü şundan dolayı yani bakın aynı şekilde harp ve tank okulu öğrencileri, harp okulu, jandarma, subay okulu, zırhlı birlikler okulu. Ya bunlar okul öğrencileriyle belki birçoğu teğmen bile olamamış bunlarla darbeye kalkıştı ve 150 kişi de abi kıl payı Türkiye darbeden kurtuluyor. Yani demek ki yani 150 teğmenden ne olur canım ya, bunlar daha çocuk genç. İşte bunu şöyle de getirmek lazım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yaklaşımı vardı.
Ya işte daha yeni mezun olan veya askeri lise öğrencisi veya harp okulu öğrencisi veya Yalova'da kampa giden öğrencileri 15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı niye tutukluyorsunuz diyordu. Saadet Partisi de onlara katılıyordu. Ahmet Davutoğlu da kısmen zaman zaman onlara katılıyordu. Şimdi bu söylemler piyasada hala alıcı bulurken biz şimdi bu kadar radikal bir şeyi AK Parti'nin sırtına yüklemememiz lazım. Önce bir kere CHP'ye dememiz lazım ki hop. Siz ne diyorsunuz ya? 15 Temmuz'da kıl payı, bu millet canıyla kıl payı kurtardı yönetimi. Kıl payı. E sen şimdi kalkmışsın efendim kuleli, askeri liseli. Al işte örneğin eski dönemlerde tank okulu, bilmem ne okulu öğrencilerle yapmışlar. Dolayısıyla önce bir kere biz siyasetteki bu işin uzantılarını susturmamız lazım. Ondan sonrasında da daha radikal tedbirlerin evet. alınmasını istememiz Akit, lazım. Akit gazetesinde, Akit televizyonunda tebrik etmek lazım. Çünkü iktidarı desteklediğini söyleyen bütün medya bu anlamda sessiz kalırken, bu meseleyi görmezden gelirken Akit gazetesi ve Akit televizyonu olarak biz bu meseleyi belki de en yoğun konuşan ve gündemde tutan medya grubu olduk. Ve bundan dolayı da geldiğimiz noktada inceleme başlatıldı. İnşallah bir sonuç çıkar diyelim. Ben bu yeminden daha çok Tuzla Piyade Okulu'nu çok önemsiyorum. Tuzla Piyade Okulu'nda o küfürlü teğmenler kim varsa küfürü eden, WhatsApp grubunda küfürü eden ki daha başka illegal organizasyonlar içinde de oldukları belirtiliyor. Onların da araştırılıp bulunup cezalarının verilmesi gerektiği evet. kanaatindeyim. Bunu da araştırsınlar. Sonuçta bir ortak bağ varsa bunlar da ilgili gerekli meyilleriler uygulansın. Reji uyarıyor. Bir son dakika gelişmesini ekranına vermişler. Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. 40 yıla kadar ceza istenen Polatlar davasına arar karar açıklanmış. Ben şaşırdım mı? Şaşırmıyorum Türkiye'de. Niye? Tweet attığınız zaman, fikrinizi söylediğiniz zaman, işte Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirdiğiniz zaman bu kadar kolay çıkamıyorsunuz. Ama çete kurun, hırsızlık yapın, yolsuzluk yapın, adam öldürün. Adamınız varsa çıkabiliyorsunuz. Ben hemen kısa yorumum bu. Alisan Bey'in farklı bir şey söyler belki. Kısa yorumda şimdi adam öldüren adam çıkamaz. Bu insanları da cinayete teşvik olur. Bakın adamın varsa herkes için söylemiyorum tabii. Ya ama işte adamı olan da kolay kolay çıkan ancak yurt dışına murt dışına giderse orada bir zenginliği falan varsa mafya babaları çete liderlerinin bu ülkeden nasıl kaçtığını, cezaevlerinden nasıl çıkarıldığını bilmiyorum. Ben cezaevinden kaçan kimse bilmiyorum. AK Parti iktidarı döneminde. Ya illa AK Parti dönemini kastetmiyorum. Evvelki dönemlerde. Ya evvelki dönemlerde seni kurşun manyağı yaparım diyordu adamlar. Mafya babalı. Canlı televizyon kanalında başbakanı tehdit ediyordu bu Türkiye'de. Bu kararı nasıl yorumladınız siz? Bu karar sonuçta ben önce eşi hanımefendiyi, hanımefendi diyorum tırnak içinde, tahliye ettiler. O zaman ne dediler? Bakın bunların hepsi algı operasyonları. Hepsi algı operasyonu. Dediler ki hepsini Engin yapmış, Engin. Engin yapmış. Zavallı Dilan Polat da bu işin içerisine sokulmuş bilmiyordu ya dediler. Aradan 2 ay geçti. Şimdi Engin de tahliye oldu. Çıksınlar aslanlar gibi. En azından bugünden sonra. Ya biz bu halkın içerisine girdik. Biz bahis çetesinin oyuncağı olduk. Veya şuradan yanlış paralar geldi çıktı. Efendim vergi sadece vergiye ihtilafı varmış. Vergiyi de vermek üzere zaten arabalarına şunlara bunlara şirketlere el konulmuş. Koymuşsanız ne olur? Herkesin elinde telefon, herkesin girdiği konu Dilan Polat. Dilan Polat şimdi yeni bir hesap, yeni bir hesabın içerisinde. Tekrar nerede kalmıştık deyip yoluna devam edecek. Ama Türkiye'de dürüst insanlar yönetimde olursa, dürüst gazeteciler olursa, bu insanları takip ederlerse çok kısa zamanda ikinci avukatlarıyla içeri girerler. Şimdi Dilruba, Dilruba dedi ki kesmeyin burayı. Beyni emcüklenmiş insanlar dedi. Gerizekalılar dedi. Kesmeyin burayı. Ama mahkemeye gitti. Mahkemede dedi ki sözlerimin değişik şekillerde medyada yer alacağını düşünemediğim için pişmanım. Hakim de dedi ki pişmanmış, cezasını 9 ay veriyorum, 6 aya indiriyorum. Şimdi 9 ay verilen cezayı bu söz sebebiyle nasıl 6 aya indirmiş? Çünkü AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin dedi ki ya tutuklu kalmasın. Ne var bunda canım? Tamam hoşumuza gitmeye olabilir ama niye içeride tutuyorsunuz dedi. Hakim belki onu da dinlemiş olabilir. Yani onu dinlediği kanaatinde değilim. Çünkü ceza alır çünkü hakaret zaten. Edilen şikayetçi Özlem, değil dedi hakim. Özlem Zengin zaten ceza alacaktır büyük ihtimalle. O sözler çünkü suç niteliğinde ama tutuklu kalması şu an için tutuklu yargılanması doğru değil dedi. Çünkü sonuçta cezayı aldıktan sonra eğer erteleme olmadıysa gene zaten sonuçta cezaevine girerseniz veyahut da ertelendiyse de cezayı sadece sabıka kaydına işlenmiş olur. O noktada kalır. Dolayısıyla burada şimdi tutuklu yargılanma ayrı bir şey. Ceza alıp almamak başka bir şey. Nihayetinde ceza alır.
Geri zekalı diyen milletin tamamına veya yarısına geri zekalı demek. Ama tutuklanmayı gerektirmez. Özlem Zengin'in söylediği o. Ama siyasilerin bu tür konularda eğer açıklama yapıyorsa Mustafa Kemal'den dolayı tutuklanana da çıksın. Aynı sözleri söylesin. Tutuklanmasına gerek yoktu desin. Yani ilkeli bir siyaset yapıyor diyelim. Ama beni emcüklenmiş CHP'li birisi söylediği zaman tırnak içinde söylüyorum emcüklenmişi. Ona sahip çıkar gibi açıklamalar yapıp sonra Mustafa Kemal'le ilgili bir kişi tutuklandığında ben görmedim, duymadım, işitmedim derseniz ilkeli siyaset yapmış olmazsınız. Özlem Zengin'e de hatırlatmış olalım. Evet, şimdi şöyle, gerçekten bu mesele Ali İhsan Bey, siz de bugün mutlaka görmüşsünüzdür. Bakın bu meseleye konuşuluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde siz de görmüşsünüzdür muhtemelen bu haberi. Yani bu arada arkadaşlar Sivas'taki bir fotoğraf var. Heykel silerken çekilmiş bir fotoğraf. Sivas Temizlik İşleri Müdürü görevinden alındı. Sebebi de Atatürk'ün heykelini silerken bezi biraz sert vurmuş heykele. Şimdi şöyle o Sivas'taki Temizlik İşleri Müdürü'nün fotoğrafını veya videosunu Orta Kelebek'te hazırladığı zaman haberim olursa iyi olur ama onun öncesi Cumhuriyet Gazetesi çocuklara sokakta namaz kıldırdılar demiş. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Kur'an Nesli platformu çeşitli kentlerde hayat namaz da güzeldir etkinliği düzenledi. Çocuklara toplu namaz kıldırdılar. Platformun amacı okullara da destek vermek diye haber hazırlamış. Yine aynı gazetenin birinci sayfasında bu teğmenler meselesinde Cumhuriyet şöyle görmüş. Cumhuriyet CHP'nin tepkisini vermiş. Asıl bu teğmenlere inceleme isteyenler incelensin. Bu teğmenlere ilgili inceleme yapılmasını isteyenler incelensin. Bu çocukların sonuna kadar arkasındayız demiş. Ya, ne kadar cesurlar görüyor musunuz? Hem suç işliyorlar hem de kendilerini soruşturanları da sizi atarız içeri diyerekten yani tehdit ediyorlar. Özgür Özel demişti ya asıl o yemine katılmayanlar. İhraç edilsin ya da atılsın. Şimdi bu kadar cesurlar. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nin zihniyetini, kendi mantığını bu şekilde ifşa etmesini hayretle karşılamakla birlikte dindar insanlarımız nasıl oluyor da bu kadar açıktan din karşıtlığını, namaz karşıtlığını yapan bir çizgiyle yan yana duran insanlarımız oluyor. Ona hayret ediyorum. Çocuklara sokakta namaz kıldırdılar diye burada hemen birinci sayfadan da hemen burada bu başlığı atabiliyorlar. Şimdi siz bu başlığı 2024 Eylül'ünde atabilen Cumhuriyet kafasından bu ülkeye helalleşme, herhangi bir şekilde dindar insanlara hoşgörüyle bakma şeklinde bir politika değişikliğine gidebileceğini düşünebiliyor musunuz? Şu gazete Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yayın organı diyebilirsiniz. Açtığınız zaman sayfalarını bayramlarda şurada burada bütün CHP'li belediyelerin reklam verdiği reklamlarıyla zengin ettiği bir gazete bu gazete. Ne diyor? Diyor ki namaz çocuklara sokakta namaz kıldırdılar. Bununla da yetinmiyor. Bir de ne yapıyor? Namaz kılanların Hizbullah diye suçladığı bir dönem işte terörist eylemler yaptığı iddia edilen bir dönemin de tarihini verelim. 2000 yılında kesilen bitirilen vardır yoktur ayrı bir tartışma. Ama 2000 yılından sonra yani 24 yıldır tek bir eylemleri olmayan bir yapıdan bahsediyorlar. Ve o yapıyla ilgili de Hizbullah'la bağ ahlaksızlar. Gazeteyi göstererek söylüyorum. İlkeli iseler çıksınlar desinler ki bak kardeş biz terörist her türlü eyleme karşıyız. PKK'ya yakın olan şu dernek diye bir tane ifademiz var. 10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde. Bir tane göstersinler bana. PKK bu ülkede 50 bin insanı öldürdü. Hizbullah dedikleri o yapı ne olduğu belirsiz. Tartışırız, ayrı bir başlık altında tartışırız. Bu adamlar bile suçlama yaptıkları noktada söyleseler 50 kişiyi, 70 kişiyi geçmez olayları. O olaylar acaba Teoman Koma'nın özel ekibi mi öldürdü? Yoksa gerçekten Hizbullah dedikleri yapı mı öldürdü o da tartışılır. Ama velev ki bunların dediklerini kabul edelim 100 kişiyi geçmez dedikleri öldürme. Ama PKK 50 bin kişiyi öldürdü. Bir tane yapı ile ilgili, dernekle ilgili, siyasi partiyle ilgili bugüne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin PKK'ya yakınlığıyla bilinen bilmem kim şöyle bir eylem yaptı dedi mi? Demedi. O zaman bu gazete ilkesiz gazetedir. Hayır bir de en nihayetinde burada eleştirdiğiniz konu çocukların namaz kılması. Evet. Yani namaz kılması ya bu ülkenin kahir ekseriyeti Müslüman olduğunu söylüyorsunuz. Ama şu fotoğrafları biz biliyoruz. Yani bu okullarda hem de resmi kurumlarda hem de zorla. Bakın hem de zorla altını çiziyorum. Hem de AK Parti döneminde çocuklar zorla heykele resmi secde ettiriliyor. Hem de soğukta, betonda.
Peki o çocuklar, anaokuluna giden çocuklar, ilkokula giden çocuklar, hani fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür çocuk çıkabilir mi o betona resme secdettirilen çocuktan? Sorgulama. Yani ikisini kıyaslayalım. Namazda çocuklar secde ediyorlar. Çocuklara geçtiğimiz gün, ya işte kavurucu sıcakta çocuklara güneşin altında namaz kıldın. Peki kavurucu sıcakta veya soğukta? Buz gibi betona secde ettiriyorsun çocuklara. Pis yerler. Ve o mecbur... namaz kılınırken ister istemez bir seccade. Büyük ihtimalle de bu çocukların yüzde tamamen ekli gönüllüdür belki de. Yani ailesi gönüllü olarak göndermiştir yavrum git falan diye. Ya burada bir zorlama da yok. Sen benim çocuğumu alıyorsun, zorla okula hapsediyorsun ve okula diyorsun ki bu törende siz secde edeceksiniz. Kime? İşte falanca adam CHP'nin milli ebedi şefine, resmine, heykeline secde edeceksiniz. Yere de yani namaz kılınırken temizlikle namazın şartları arasındadır. Bir seccade serilir ki herhangi bir şekilde sonuç itibariyle de İslam'ın da yüceliği oradan da ispatlanmış. Arkadaşlar mesela bir tane bulmuşlar. Yani, şimdi şöyle mesela bile, yani, az önce sizin Özlem Zengin için söylediğinizi ben de Cumhuriyet Gazetesi ve Laikçi Gazete'ye söyleyeyim. Eğer samimiyseniz, çocukları düşünüyorsanız, çocukların pedagojisini, psikolojisini, üretkenliğini, fikri hür, vicdanı hür yönünü düşünüyorsanız bu resimlere de itiraz edin. Sizin alnınızdan öpeyim. Yani deyin ki ya bu çocukları Allah'ın emri olmadığı halde ibadet değil diyorsanız taşa, resme, heykele, buz gibi betonda niye secde ettiriyorsunuz? Bunu da yazıp birinci sayfaya koyun. Hem de laikliğe secde ettiriyorlar. Evet. Laiklik. Yani din özgürlüğü diyorlar ama secde ettiriyorlar. Dolayısıyla şimdi şöyle Sivas fotoğrafı siz de gördünüz. Ya hakikaten Ali İhsan Bey, yani Türkiye gittikçe tımarhaneye mi dönüyor? Başka bir şey mi oluyor? Ya o görüntü gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm. Sivas'da yapılacak 30 Ağustos törenleri öncesi olması gerekiyor. Her şehirde vardır zaten. Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, efendimiz Atatürk Heykeli. Şimdi tabii ki bu ayin diyelim ben ona. Siz deyin ki tören için Sivas Meydanı'nda bir Atatürk Heykeli var her şehirde olduğu gibi. Bu burada da tören yapılacakmış. Onun öncesinde temizlik işlerine bir görevliye demişler ki git Atatürk'ün kuşların yaptığı pislikleri, tepesine yaptığı pislikleri temizle, tozunu toprağını sil. Tören yapacağız demişler. Neyse kuşları yakalayamamışlar. Ama en nihayette adamcağız da boyu ulaşmadığı için nemli bezle Atatürk'ün kafasına, burnuna, kulağına bezi dokundurmak için biraz bezi hareket ettirmiş. Abi dünden beri adam Büyük Birlik Partili belediye tarafından, belediye başkanı tarafından görevinden alındı. Yardımcısıyla birlikte. Yani şimdi bana sorarsanız ben oradaki temizlik işçisi olsam bu şekilde silmeye kalkışmam. Onu da söyleyeyim. Yani nedir bu böyle atarak da? Tören öncesi değil yalnız bu. Yani bu görevli kardeşimize de ben sahip çıkıyorum. Büyük ihtimalle şöyle olmuştur. Orada çelenkler melenkler var. Çelenkler olduğuna göre törene gelmişler beyefendiler. Sonra Atatürk'ün başında pislikler var denilmiştir. Orada ukalanın birisi söylemiştir. Hadi temizleyelim denilmiştir. Hadi temizleyelim. O zaman ne yapman lazım? Merdiveni getir kardeşim. Hemen güvenlik tedbirlerini alın. O bir günü bilmem nesi şuyu buyu cumhuriyeti efendim işçilerin güvenliği tedbiri alınmadan getireceksin merdiveni. Bütün tedbirleri alacaksın. Ondan sonra nasıl temizlenmesi gerekiyorsa temizlenir. Ama ver eline temizlik işçisinin bir bez. Hadi bunu boyu yetmiyor adamın. Kocaman devasa bir heykel yapmışsın. Ondan sonra ne yapsın nasıl da temizleyecek? Mecbur o şekilde temizlemeye çalışıyor. Ben olsam ben bu şekilde böyle temizlenmez zaten. Bu sonuçta da tartışmaya ya tamam, meydan verecek bir şey. Varsayalım ki tartışılabilir ama görevden almak nedir abi ya adamı? Görevden almak nedir? Yani. Bu ezikliğin Büyük Birlik Partisi. Muhsin Yazıcıoğlu delikanlı adamdı benim bildiğim Anadolu Alperen'i. Yani Büyük Birlik'ten seçilen bir belediye başkanı, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı. Ya, gereksiz tartışmalara sebebiyet vermemek için görevden alırlar. Yarın tekrar iade i̇şte dedik ederler. Ya, bak, veyahut ne diyor? Da bak, dava Bey. Açılır, o dava i̇şte, çerçevesinde geri döner. İşte bu neden oluyor biliyor musunuz? Bak ne diyoruz? Özgür Özel diyor ki, korsan disiplinsizliğe katılmayan teğmenler atılmalı. İki, ne diyor? Bu teğmenlerle ilgili inceleme başyapılmasını isteyenler incelensin. Ya onlar cesur çünkü yanlarında Ahmet Davutoğlu var, yanlarında Ali Babacan var, yanlarında Temel Karamollaoğlu var. Kefilim diyor, kefilim diyor Temel Karamollaoğlu. Temel Bey çıksın desin ki ya bu kişiye veya başkan yardımcısına zulmetmeyin ya, haksızlık etmeyin, sosyal medyanın şunun bunun da dolduruşuna gelmeyin. Yapsın bir açıklama, yapıyor mu? Yapmıyor. Ama CHP'nin genel başkanına kefil olmuştu, o genel başkan da. Haniye için terörist dedi. Bu genel başkan değil ama o şey biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'na adaylığını şey yapmıştı. Kefil onda haksızlık etmeyelim. Peki affedersiniz kefil olduğu zaman da ben dedim ya Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Ertesi günü dedi ki yardımcıya bırakıyorum ben istifa ediyorum. Var mı elinizde bir senet? Kemal Kılıçdaroğlu kefil olma lafı tabii çok iddialı bir laf. Yani o Ali İhsan Bey hakikaten de zaten Saadet Partisi bence o süreçte iyi sınav veremedi. Yani katılıyorum size.
Şimdi bugün de hala sessizliklerini sürdürerek destek veriyorlar CHP'ye. CHP'nin yaptıklarına, yani şu an evet yemini konuşuyoruz. 6 gün oldu diyoruz. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Yeminleri, işte ilkel hareketleri, şunun askeriyiz, bunun askeriyiz şeklinde söylemleri tartışıyoruz diyoruz. Peki Haniye'nin afişini indirdi Şehit Kamil'deki CHP yönetimi, belediye başkanı da. Hani nerede Saadet Partisi'nin 6 gündür, 7 gündür bir tane açıklaması? Bas bas bağırıyoruz diyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? AK Partili birisi yapsaydı kıyamet kopardı. Onlar da kıyameti kopartırdı. Biz de kıyameti kopartırdık. Ama şimdi geldiğimiz noktada bas bas bağırıyoruz. Ne Milli Gazete'den tek bir satır bir yazı çıkıyor, ne de Saadet Partili birisi çıkıp da Şehit Kamil'de CHP'lilerin yaptıkları ilkesiz bir tavırdır. Biz asla ve kata böyle bir partiyle bir daha seçim işbirliği falan yapmayı istemiyorlar. Şimdi bu eziklik mi, kompleks mi, korkaklık mı? Yeni Şafak'ta Aydın Ünal şöyle bir soru soruyor. Bu genç teğmenler meselesine yola çıkarak. Şimdi haklı olarak şu soru soruluyor. 22 yıllık iktidarın neticesi bu mu olmalıydı? Evet budur. Bu kadar olabilmiştir. Diyor ve statükoyu değiştirmek isteyenlerin karşısında sadece CHP olsaydı iş kolaydı ama öyle değil. Demiş ve diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zorluğa rağmen statükoyu değiştirmek için cesur adımları attı. Başarılı da oldu. Ne var ki son yıllarda statükocuların AK Parti'ye sızma girişimlerinin başarılı ve başarılı da olmalarının neticesinde AK Parti statüko eleştirisi ve devrim kabiliyetlerini yitirdi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında devrim niteliğinde reformlar yapmak, örneğin eğitim sistemini ve müfredatı radikal biçimde tekamül ettirmek mümkünken tam tersine statüko çizgisini tercih edildi. Bunun yanında 22 yıl boyunca ortaya entelektüel bir malzeme de konulmadı. Edebiyat dergilerinde bile resmi gazeteye dönüştüğü bir vasat ortaya çıktı. Siz oradan müfredat değişikliğinin statükoya teslimiyeti sonucunu çıkartacaksınız ama Aydın Ünal'ın öyle bir şeyi kastettiğini zannetmiyorum. 3 yıl, 5 yıl öncesine kadarki dönemde eğitimde bir reform yapılamadığını kastediyor olması gerekir. Şimdi yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın adımlar attığını görüyoruz. Şu yardımcı kitaplar olayı gerçekten bir rezalet haline gelmiş. Devlet okullarında bile tamam, evvelki yıllarda da tartışılıyordu ama artık ayyuka çıkmış durumda ki işte yardımcı ders kitabı adı altında devletin dağıttığı ders kitaplarını tamamen işlevsiz hale getiren bir operasyon çekiliyor. Ve bunlar kimin vasıtasıyla yapılıyor? Maalesef ki maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm yasaklama kararlarına ve uyarılarına rağmen okul müdürleri ve idarecileri tarafından yapılıyor. O noktada eleştirilerimizi yapalım. İmam Hatiplerin içerisinin doldurulması noktasında olumlu, yapıcı eleştirilerimizi yapalım. Ama AK Parti olmasaydı, Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı şu an ne durumda olacaktık onu da bir düşünelim. Fark şu olurdu. Müslümanlar en azından bu tarz olaylar karşısında bu kadar sessiz ve içine çeker durumda olmazlardı. En azından seslerini çıkarırlardı. Fark olurdu. Yani AK Parti yapıyor diyerekten biz şu yanlışa görmezden gelelim veya sessiz kalalım. Teğmenler bir yanlış hareket yaptı. İşte ilk açıklama şuydu veya buydu. İşte efendim Fatih Şahin'in açıklaması yeterli değil. İyi peki Ömer Çelik. Ömer Çelik'inki zaten adeta savunur gibi oldu falan. Ne oldu? Sonuç nihai noktada ne oldu? Soruşturma açılıyor. Yarın öbürsü gün illa da illa ceza, illa da illa işte daraca. Ya öyle bir şey talep eden de yok. Bunun arkasında kim var? Zeki Uçok niye bu işe bu kadar meraklıdır? İyi Parti içerisinde siyaset yapanlar ki bunların zihniyetleri de tıynetleri de bellidir. Nasıl bir kafa yapısına sahip oldukları. Bir yandan PKK'ya amansız bir düşman gibi görünürken siyasi emellerini gerçekleştirmek için PKK'nın uzantısı siyasi partiyle işbirliği yapan siyasetçi görüntülü adamlar bunlar. Tabii burada birkaç mesela hassas olan özellikle Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ihraç edilmiş bazı subaylarla konuştuğumda şunu söylüyorlar. Maalesef bu 15 Temmuz sonrası da işte şu anda dahi Zeki Uçok gibi, Naim Babiroğlu gibi yani katıksız Kemalist ve bir anlamda bu tarz hareketleri destekleyen, Mustafa Kemal'in askerleri izlemekle gurur duyan ve bunu militarizme dönüştüren, bayraklaştıran emekli subayların savunma üniversitesinde aynı zamanda işte askeri okullarda hala ders verdiği söyleniyor. Yani burada ders veren kim? Mesela hani siz Zeki Uçok veriyorsa Milli Savunma Üniversitesi'nde isim olarak o veriyor demiyorum. He. Hani o kafada insanların da yani bundan yakınıyorlar diyorlar ki yani belki müfredatta ufak tefek değişiklik oldu olumlu anlamda. Tamam askeri okul liseleri kapatıldı ama şeyi değişmedi. Ders verenlerin zihniyeti eski Türkiye'yi temsil ettiği için onlara çok dikkat edilmeli ve kimler ders veriyor bu sorgulanmalı şeklinde bir talep var. Dikkat edilsin. Ben Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen bir kişi asla ve asla ders vermesin demem ama bunu militanlığa dönüştüren baskı yapan, tehdide çeviren, tehditle
öğrencilere veya teğmenlere bunu böyle yeminler meminler çıkın aslanlar gibi zeki uçuk çıksın. Emekli askerleri de alsın bir gün. Aynı yerde harp okulunun yemin yaptığı, öğrencilerin resmi törende yemin yaptığı yerin yakınına gitsin. Orada 70'likler Türkeler Türk'ü alsın. İlker Başbuğ'u alsın. Ama bize anlatsınlar. PKK'yla, PKK'nın uzantısı adamlarla nasıl işbirliği yapabiliyorsunuz? Kucağınızda sizin Mehmetçik şehit oldu PKK kurşunuyla. Siz o PKK'nın uzantısı HDP için bugün çıkıp da bu parti kapatılmalı diyemezken kalkıyorsunuz Hüdapar için ahlaksızca laflar edebiliyorsunuz. Cumhuriyet gazetesi kalkıp namaz kılan çocuklara işte Hizbullah'la bağlantısı olan bilmem şu dernek veya şu siyasi partinin organizasyonu diye ahlaksızca saldırabiliyor. Çıksın Türker Ertürkler, İlker Başbuğlar, şunlar bunlar. Aslanlar gibi kendileri söylesinler. Biz Mustafa Kemal'in askeriyiz ama CIA'nin oyuncağı generalleri biz terfi ettirmişiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Onlar da 15 Temmuz'da bu milletin üzerine çökmeye çalıştı. Neyse ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıktı aslanlar gibi meydanlara çağırıyorum milletimi dedi. De kurtardık ülkeyi. Dolayısıyla burada Milli Savunma Üniversitesi rektörü de bazı olumsuz iddialarda bazı konularda yapılan uygulamalarla ilgili bize de duyumlar geliyor. Ama sorumluluk hissetmeye çalışıyoruz. Sorumlulukla yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. O noktada düne göre bugün biraz daha iyiyse Milli Savunma Üniversitesi, yani namazını kılmak isteyen öğrenci kılabiliyorsa, onun için bir cami açıldıysa bu bir adımdır. Ama şu da çok büyük bir faciadır. Namaz kılanı fişleyen teğmeni önleyemiyorsanız o zaman da cami açıldı tamam ben teğmen olarak veya öğrenci olarak namazımı kıldım ama fişlendim. Bu da bir faciadır. Dolayısıyla gerekli tedbirleri alsınlar. Eğer gerçekten 15 Temmuz sonrası, hadi öncesini geçtim. AK Parti döneminin tamamını söylemiyorum. 15 Temmuz sonrası bir değişim olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı Cuma günüydü o gün. Biz o teğmenleri ve subayları o açılan camide görürdük. Topluca cemaat yubanızı kılarlardı. Eğer peygamber ordusuysa. Peygamber. İfrat tefrit arasında artı, dolaşmayalım ya. İfrat tefrit arasında dolaşmayalım. Sonuçta Zekeriya Sayın haber müdürümüzün yazısını okumadınız galiba. O gayet güzel anlatıyor. Abdullah Gül'ün karşısında neler yapıldığını, harp okulunda Cumhurbaşkanı gelmiş, neler yapıyor öğrenciler, neler yapıyorlar, selam durmamaktan başlayın, neler neler, Yaşar Büyükanıt'ın hareketleri, şunlar bunlar. İşte ne oldu? Şimdi, 15 Temmuz'a gitti. Tamam mı? Ama şimdi diyorsunuz ki 15 Temmuz'dan sonra eğer bir düzelme, küçücük bir iyilik olsaydı böyle olurdu diyorsun. Ya küçücük bir iyiliğin karşılığı benim nezdimde şudur. Namaz kılmak isteyen kılabilir, kılmak istemeyen kılmaz. Ama namaz kılanı eğer fişlemeye kalkan bir vatan haini varsa cezasını da bulur. Dövdüler, hakaret ettiler, küfrettiler. Evet, Hasan Bey. Evet. Onun için onları kastederek söylüyorum zaten. Yani şimdi onların uzantıları da şu Sözcü gazetesinde Emin Çolaşan iki günde bir yazıyor. Aytunç Erkin iki günde bir yazıyor. Saygı Öztürk iki günde bir yazıyor. Ama bu üç isim de kimi savunuyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunuyor. AK Parti kötüye götürüyor ülkeyi diyor. Her konuda kötüye götürüyor diyor. O zaman biz de İmam-ı Şafii'nin dediği gibi bazılarının okları kime gidiyorsa o bazılarından biz memnun değilsek düşman ifadesini kullanmamak için böyle biraz soyutlaştırıyorum. O oklara bakarız kime gidiyorsa ona düşman olmaz. Şimdi yönetmenim bir iddia daha var. Ona da bir laf edelim. Bu mesele kapanacak. 3 ve 4 numaralı fotoğrafı yansıtırsan arkasından 5-6 isteyeceğim. Bir de şunu söylüyorlar ya, Mustafa Kemal'in askeriyiz demeyen Benizelos'un askeridir, Trikopis'in askeridir, Yunan askeridir diyorlar ya. Ve rahmetli Kadir Mısıroğlu'na da diyorlar ya keşke Yunan galip gelseydi dedi falan diye. Yunan, bakın Kadir Mısıroğlu bu ülkede 60'larda Yunan mezalimi kitabını hem de kapsamlı bir kitabı yazan bir tarihçiydi. Ama kendileri ve atamız şefimiz dediği isimlere bakalım. Mustafa Kemal Paşa ve Venizelos. Hem de daha Kurtuluş Savaşı'ndan çıkalı 3 sene olmuş. Kol kolalar. Venizelos'un işi Mustafa Kemal'in kolunda. Atatürk'ün manevi kızı da Venizelos'un kolunda. Sağ tarafa da bakalım. İsmet İnönü arkada sevgili izleyenler. Önde Venizelos top sakallı, bıyıklı ve elinde şapka var. Kolundaki de maalesef rahmetli Mevhibe İnönü. İsmet İnönü'nün hanımını, İsmet İnönü CHP'nin milli şefi, eşini Venizelos'un koluna takmış. Ve kendisi arkadan yürüyor. Şimdi bize siz Yunan yanlısısınız, siz işte Atatürk'ün askeri değilseniz, Trikopis'in ve Venizelos'un askerisiniz diyenler, kendilerisi Venizelosçu, ataları da, atamız dedikleri de, şefleri de aynı şekilde. Ama kendilerine dönüp
Bakmıyorlar. 5-6'yı da verelim. O tarihlerde tabii böyle görüntüler, böyle fotoğraflar rüzgara esiyormuş. Süleyman Demirel'in bile biz eşinin herhangi bir şekilde yabancı bir devlet başkanı geldiği zaman, ziyaret ettiği zaman onun koluna girdiğini falan görmedik. Ama maalesef böyle batılılaşma dediğimiz zaman böyle hayranlık duyduğunuz noktada yanlış o örf adetler, onlardan alırsanız her şeyi hiç sorgulamadan yanlış fotoğraflar veriyorsunuz. Bugün mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi de herhangi bir şekilde yabancı bir devlet başkanı veyahut da yabancı bir siyasi partinin genel başkanı geldiği zaman hadi ben senin koluna gireyim, o da senin koluna girsin şeklinde bir uygulama, bir örf geliştirilmemiş. Evet. Maalesef o tarihlerde bu yanlışlar yapılmış, bu yanlışları bile ama savunabilen insanlar bununla kalmıyor, maalesef. Bununla kalmıyor. Sonuçta Yunanistan bizimle savaşmadı mı? Savaştı. Evet, orası ayrı zaten. Orası. Hani diyorlar, evet. Diyorlar ya Yunanistanlılar, Yunan askeri geldi, tecavüzler etti, çocukları öldürdü, katletti Polatlı'ya kadar diyorlar. Öldürdü, o, diyorlar değil yani gerçek. Şimdi, Kadir Mısıroğlu'da yazıyor bunu, ayrıntılarını sizin yazıyor. Sizin ona 1. 2. İnönü Savaşı'nın kahramanı İsmet İnönü ne yapmış? O bizi öldürmeye giren Yunan mağlullerine ne yapmış? 300 lira o zaman millet yokluk içerisindeki Türkiye'de bağışta bulunmuş. Yani Yunan askerlerine İsmet İnönü hem de Anadolu şeyin ajansın altta da Anadolu Ajansı'nın da haberi var görüyorsunuz. Yani milli şef Yunan bizi öldürmeye gelen Yunan silahlı kuvvetlerine bağışta bulunmuş. Sağ taraftaki de Yunanistan'ın bizi öldürerek savaştığı ve bağımsızlığına kavuştuğu yıl dönümünde İsmet Paşa tebrik telefon milli şefimiz başvekil Maraşel ve Hacı. Şimdi onlara söyleyeyim bunu ama genel çıkarım da yapmayalım. Yani ne diyor İsmet Paşa Hazretleri? Himaye-i Etfal Cemiyeti. Yani çocukları himaye etme cemiyeti vesaire diyor. Dolayısıyla bu tür şeyler bir sembolik olarak dersiniz ki ya Atina'da Müslüman çocuklar var, Türk çocuklar var. Siz onlara elinden tutun. Ben de burada bir 300 lira sizin buradaki şu derneğe bir bağışta bulun. Bunlar karşılıklılık esasına göre yapılır. Ama sizin eleştiriniz şu açıdan çok doğru. Ya bize kalkıp da Venizelos'un askeri, Tripolis'in askeri falan deme ahlaksızlığına siz geçmeyin. Yani biz de bazı şeyleri gösteririz size. Venizelos veyahut da öbür Yunan lideri geldi bizim askerlerimizi şehit etti. Bizim topraklarımızda şehit ettiler. Biz Kurtuluş Savaşı ile övünüyoruz. 30 Ağustos bütün törenler 30 Ağustos'ta yapıldı. Harp okulunun mezuniyet törenine niçin iki bayramı birden kutlansın diye 30 Ağustos'a getiriyorlar. 30 Ağustos ne? 30 Ağustos aslında Yunan'ı yenmemizin sembol tarihi. Sen kalkıp da Yunan'ın kanununu, Yunan'ın takvimini, Yunan'ın tarihini bilmem neyini niye aldın? Bunu sorgulamamız gerekirken adamlar bir de bize saldırıyorlar. Siz Yunan işte kazansaydı daha iyi olurdu. Yunan kazansaydı daha iyi olurdu diyen tek bir Allah'ın kulu yok. Ama, yalan söylemeyin, sahtekarlık yapmayın diyor. Ama Yunan'ın yapmak istediğini de yapanlar kendileri. Yani evet. Yapmak istediği birçok şey, evet. Yanlış olan şeyin de birçoğunu, yani bizim şimdi miladi takvimi almamız, Latin harflerini almamız, oturup bunların hepsini tartışmamız lazım. Ama maalesef ki maalesef adamlar bir de bize İngiliz muhibbi cemiyetinin bilmem neyi Vahdettin vesaire onların bugünkü uzantıları diyorlar. Mandacılığı kendileri savunuyorlar. Bizi de mandacılıkla suçluyorlar. Ali İhsan Bey sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bir mevzu var. Notlarım arasında Ekrem İmamoğlu'nun sözleri vardı. Yargı yaparmak sallayan ama sonrasında da bugün Sözcü gazetesinde pişman olmuşçasına yargıya değil yargıyı baskı altına alanlara parmak salladım diyor. Yani siz kalkıp diyeceksiniz ki beni mahkum edin, mahkum edin de göreyim sizi. Ondan sonra daha o karar kesinleşmeden Yargıtay'a gitmeden şimdi aşamaları da öğrenmiş anlaşılan. İstinaftan sonra bir de Yargıtay'a gideceğini de öğrenmiş. Yargıtay'a gitmeden sizi deviririz diye tehditler savuruyor. Karar verecek olan mahkeme. Dolayısıyla mahkemeye gitsin savunmasını yapsın. Evet çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Gazze'yi de unutmamış olalım. Amerika üniversiteleri İsrail hapishanesine dönüştü. Kampüsleri dikenli tellerle çevirdiler. İsrail Amerika artık Amerika'daki üniversitelerde öğrenciler ve üniversite hocaları İsrail aleyhine bir şey söyleyemiyorlar. Eylem yapamıyorlar. Bu da Batı'nın bir kez daha soykırıma verdiği desteği gösteriyor. Onu da görmüş olalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı cumalar diliyorum. Sevgili izleyenler bu haftada manşetlerin dilinin sonuna geldik. Cumanızı tebrik ediyorum. Haftaya buluşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık. Buluşmak ümidiyle inşallah.